Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe transfer duyumlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bombayla başlayalım. Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe ABD'li Yıldız Giovanni Reina'yı gündemini aldı. Şimdi haberi okudum şok oldum çalışma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine Borussia Dortmund'da forma gelen yani 20 yaşındaki ABD'li ofansif orta saha oyuncusu Reina için fiyat sordu. Oyuncunun önceliğinin premierlik olduğu 25 milyon euro civarında eğer oldu. Kariyerinde 123 maça çıkmış. 25 gol 25 asist yapmış. Ve bunu Fenerbahçe'ye yazıyorlar. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. 25 milyon euro piyasa değeri. 2025'e kadar da sözleşmesi var oyuncunun. Şimdi palavra atılır da yavaş atılır. Fenerbahçe'den Rodrigo Bekao hamlesi Fenerbahçe Bekao'dan vazgeçmiyor. Stoper araçlarını sürdüren Fenerbahçe Udinese'de forma giyen Rodrigo Bekao için girişimlerini sıklaştırdı. Savunma hattına transfer yapmak istiyor. Alexander Dijiku'yu Fenerbahçe kadrosuna kattı. Atilla Salah'ın takımdan ayrılmasını artık herkes kesin olarak bekliyor. Ve İsmail Kartal'ın hedefi Rodrigo Bekao diyor. Şimdi Haber Global'den Sercan Amzoğlu'nun haberine göre bir kere haberin kaynağı sağlam. Sercan Amzoğlu diyorsa doğrudur. Sercan Amzoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Beko için bir teklif daha yaptı. bon servisini elinde bulunduran Udinese'ye daha önce teklif yapıldı fakat 12 milyon euro beklentisi vardı. Fenerbahçe geri adım atmıştı. Ancak Fenerbahçe bu sefer maddi olarak önemli bir teklifte bulundu. Yalnız Atalanta ve Torino'nun da ilgisi işi zorlaştırıyor. Ama oyuncu Fenerbahçe'yi istiyor. Ve birkaç gün içerisinde cevap bekliyor. E, Fenerbahçe teklifini yükseltip bir teklifte daha bulunmuş. Geçen sezon 28 maç oynamış Serie A'da 2 gol, 1 asist yapmış. Bir kez de kırmızı kart görmüş. Bilmiyorum bu kadar önemli bir futbolcu mu siz benden daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Al Hilal Porto'nun e, forveti Mehdi Tarem ile ilgileniyormuş. Yıllık 15 milyon euroluk da bir teklifte bulunmuş. UEFA VAR sisteminin Avrupa Konferans Ligi 2023-24 ön eleme turlarından itibaren kullanılacağını duyurmuş. En azından konferans ligi elemelerinde saçma sapan şeyler görmeyiz. Umarım. Gerçi hazırlık maçında bile hakemin doğradığı bir takımız biz. Aa, Atilla Selay'den de unutmayın arkadaşlar. Rum göre Apollon Limassol Atilla Selay'nin Union Berlin'e ya da farklı bir takıma satışının onaylanmasını bekliyormuş. Bu transfer gerçekleşirse Bon servis bedeli üzerinden yüzde buçuk pay alacakmış. Bunu da söyleyeyim. Zaten daha önce de bunu konuşmuştuk. Şimdi Fenerbahçe'de oyuncular Zaha'yı istiyor. Böyle bir haber karşımızda. İsmail Kartal geldi. Fenerbahçe'de pozitif bir hava var. Her ne kadar da hazırlık maçlarının sonuçları Fenerbahçe taraftarını memnun etmese de. Ceko'dan sonra Zaha'nın da gelmesiyle takımın çağ atlayacağı, seviye atlayacağına sadece taraftar değil e, e, futbolcular da inanıyormuş arkadaşlar. Bir türlü karar veremedi. Yani Fenerbahçe kilitlendi bu transferi ama Zaha Efendi bir türlü karar veremedi. En iyi teklifi sunan Fenerbahçe menajerinin bile ya gerçekten iyi teklif sundunuz dediği takım Fenerbahçe. Ancak menajeri bir oraya bir buraya gitti. Ağustos başında da menajerliğini abisi alacakmış. Bak biz abisini tavla, tavladık sayılır. Biz gerçekten abisini tavladık sayılır. Ama eşi hanımefendiler gelmek istemiyorlar. Bizi de zora sokan, sıkıntıya sokan bu oluyor maalesef ve maalesef. Biz eşini ayarlayabilirsek Zaha'yı da ayarlarız. Ha hep soruyorlar. Arkadaşlar bu duyum şuydu. Hafta sonuna kadar Zaha olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapacak diye. Hani bende şimdilik duyumlar olumsuz gibi. Niye olumsuz gibi? Hani hocam kesin diyordun. Ya oyuncu tamam diyor. Kesin diyor. Menajeri tamam diyor. Kabul diyor oyuncu tamam diyor. Türkiye'de kalacağı eve kadar geliyor, görüyor hatta abisini gezdirip biz abisine gösteriyoruz. Abisi de tamam diyor. Eşi "Nau nau" diyor. Eşi "Nau nau" dedi diye futbolcu biraz yanaşmıyor. Ancak ikna turlarımız devam ediyor. Bak. Ali Koçu, ben Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanı ilan edebilirim. Bence öyle de şu an için. Ama aynı Ali Koç Zaha'yı almak için cebinden para dahi ortaya döküyor. Yapmak zorunda hocam, mecbur yapacak. Galatasaray böyleyken, Beşiktaş böyleyken yapmak zorunda. Yapacak hocam. Mecbur yapacak. Yoksa koştuğunu kullanmasın. Dediğinizi duyar gibiyim. Ve dikkat edin. Kulüpler çok cesur hamleler ortaya atmaya başladılar. Yani bunların sebebini de ben çözemiyorum. Neden bu kadar cesur transfer hamleleri yapıyorlar? Neyse. Fenerbahçe'de Zaha'yı oyuncular da istiyor. Ve Lazio'nun önerisi düşük. 8 milyon maaş diyor ama 6.5'a kadar çıktık. 30 yaşında bir futbolcu. Atsamazsın, satamazsın, başka takıma gönderemezsin. Peki Zaha olmazsa ne olacak? Fenerbahçe Zaha olmazsa Musa Barrov'u kiralamak istiyormuş. Arkadaşlar Musa Barrov'u biz daha önce kanalımızda konuştuk. Hatırlıyorum ben. 11 milyon euro piyasa değeri var. Çok konuştuk. Oyuncuyu biz kiralamak istedik. Hatta satın alma opsiyonu kiralamak istedik. 14.34 almışlar. Ama oyuncu bir düşüş içerisinde kulübü satmak istiyor. Yani ben bu transferi asla ve asla onaylamıyorum. İhtimalde, ihtimalde vermiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi bayağı uzun bir görüşme yaptım da nerede kaldım unuttum. Neyse Fenerbahçe'de Wilfred Zaha olmaz ise alternatif Skol Olsen. Bu Volkan Demir'in sanırım iddiası ama biz bu iddiayı birkaç gün önce konuştuk. Andreas Skol Olsen kulüp pürüzün oyuncusu. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Sağ kanat 23 yaşında. Ee, bu arkadaşı 6 milyon 400 bin almışlar. Bologna'dan, İtalya'dan. Ama orada coşmuş ee, ve transfer market değerini 14 milyon euroya çıkartmış. Arkadaşlar buna dair de benim bir duyumum vardı ama bir yere yazdım. Bunu az sonra konuşayım olur mu? Az sonra konuşayım çünkü buna dair de bir duyumum var. Onu konuşmam lazım. Fenerbahçe'den Livakovic'e 9 milyon euro. Zaten sosyal medya Fenerbahçe Kızıl Yıldız maçından sonra da bayağı çalkalandı. Kaleci transferi konusunda Livakovic için yaptığı bon servisi 9 milyon euroya yükseltti diye Fenerbahçe'nin teklifini konuşuyorlar. Şimdi bir kere kaleciyi ikna edebilirsen getirirsin. Kaleciyi getirebilirsen de bir şeyleri başarırsın. Şimdi 28 yaşındaki kaleci için 6 milyon euro önerdik. 6 artı 2'ye çıktık. 10 milyon euro da direttiler. 9'a kadar yükselttik ama opsiyonlu. <laughs> Villarreal'de devrede oyuncuya da 2 milyon euro maaş önerildi. 392 resmi maçta 390 gol 7-159'unda kalesini gole kapattı ve bu arkadaşı biz <laughs> çok ama çok ciddi bir şekilde almaya çalışıyoruz. İsmail Kartal'ın yeni gözdesi Nicolas Dominguez. Şimdi bu isim çok çetrefilli bir isim. Çünkü Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez. Fenerbahçe mesajı sıklaştırdı. Bologna sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kaldı. Ve Arjantinli oyuncuyu Fenerbahçe almak için çırpınıyor. İsmail Kartal aşırı istiyor. Çünkü orta sahada Fenerbahçe'nin çok fazla güç kazanacağını düşünüyor. 25 yaşında 1.79 boyunda 11 kez Arjantin milli takımının formasını giymiş. Bir de gol atmış. Geçtiğimiz sezon Bologna'da 34 resmi maç. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında ve Bologna yönetimiyle Fenerbahçe sıkı bir pazarlığa girecek gibi duruyor demiş. Şimdi bir de Orsolini var. Haberimizin dışında. Fenerbahçe Orsolini ve Nicolas Dominguez transferinde artık imza attırmak istiyor arkadaşlar. Bakın yanlış duymadınız. Her iki ismi birden almak istiyor Fenerbahçe. Ve iki ismi birden alıp iki ismi birden transfer edip ee, transfer harekatını Bologna'daki transfer harekatını bitirmek istiyor. Hem Orsolini hem Dominguez için. Görüşmeler durdu ama Bologna'yla görüşmeler hani olumsuzdu. Biz Zaha için çok uğraştık. Her gün bir şeyler uğraştık ama Fenerbahçe Zaha'da bir sonuca ulaşamadı. Ama Orsolini için görüşme sürüyor arkadaşlar. Orsolini için görüşme sürüyor. Şimdi İsmail Kartal Ferdi Kadıoğlu'nu sağ önde de denemek istiyor. Hani Mert Müldür sonrasında sağ önde e, denemek istiyor Ferdi Kadıoğlu'nu ama hani bir orsoleni varken sağ bekte Ferdi'yi koyup Mert Müldür sol bekte de oynatabilirsin. Stoperde de oynatabilirsin. Onu söyleyeyim. Hani Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu falan çok sıkıntılı. Yani çok sıkıntılı. Bence oraya transfer lazım. Şimdi Zahan Nabisi'yle dedim. Bir noktaya kadar gelindi. Ahmet Ercanlar da bunu söylemiş. Fenerbahçe Zahan ile iyi bir noktaya gelmişti. Bu ayın sonundan itibaren oyuncunun menajeri de abisi olacak. Zaten oyuncu henüz kararını vermedi. Alternatif isim Ekambi. Belki Bamba'ya gidilir demiş. E, Jonathan Bamba. Cantın Bamba ve Ekambi. Şimdi Fenerbahçe Lyon'un sol kanat forvet oyuncusu Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu haber sosyal medyada yayıla yayla bir hal oldu. Bakın çok tepki var. Yani Foot Mercato'nun e, haberiymiş bu. 7-8 senedir belki de Fenerbahçe'nin kadrosuna katabileceği bir oyuncuydu. 1 yıl kontratı kaldı. 30 yaşında bir oyuncu. Kamerunlu. Sol kanatta oynuyor. Şimdi oyuncunun transfer market değeri 12 iken Rende 1 yıl kiralık kalıp 1.5 milyon euro kiralama ücretiyle gitmiş. Ama 8'e düşürmüş piyasa değerini. Oyuncunun kariyeri iyi. 1 yıllık sözleşmesi var. Ancak ben oyuncuya dair bir bilgi vereyim size. Bu arada şunu söyleyeyim. Canat'ın bamba da İsmail Kartal'ın alternatiflerinden birisi. Eğer Ekam bir gelirse 10 gol 6 asist falan atabilir bir oyuncu diyorlar. Şimdi Fransız basını çok Ekam bir Fenerbahçe haberi girmiş ama ben size bir şey söyleyeyim. Oyuncunun sözleşmesi feshedilebilir arkadaşlar. Oyuncunun sözleşmesi feshedilebilir böyle bir ihtimal var. Bu dediğimi unutmayın. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 30'luk 40'lık zahadan 8'lik ekambiye mi düştük? Yani şartlar olmazsa durum bu. Bak peris içi düşündük. Ama oyuncu Ayduk Split'e söz verdiğinde söz verdim, de, verdim dedim. Orsolini uğraşılıyor. Skov Olsen gündemde deniyor ama geçiniz. Ha şunu söyleyeyim Olsen'i Tottenham da takip ediyormuş. Eğer Tottenham takip ediyorsa zaten sıkıntı. 15 milyon euro istediler arkadaşlar Olsen için. Onu da belirteyim. Yani Fenerbahçe ihtimalini unutun. Ben Dominguez için söyleyeyim. Nicolas Dominguez artı Orsolini. Her iki futbolcu 18 milyon euroya. Bakın. Fenerbahçe Nicolas Dominguez ve Orsolini'yi 18 milyon euroya bitiriyor desem ne dersiniz? Yani iki futbolcuyu 18 milyon euro toplam bonservis bedeline bitiriyor Fenerbahçe desem ne dersiniz? Bu arada Dominguez'e de yıllık 2 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklif etmişiz. Bu iş olursa ne ala. Ali Koç eğer Fenerbahçe şampiyonluğu istiyorsa hiç kusura bakmasın Orsolini Dominguez'i çekecek. Psikolojik üstünlüğü bir eline alacak. Sende zaten Ceko da var. Bunları gören Zaha'yı da ya da başka bir isim getireceksin. Bakalım ne olacak. 12 Temmuz'da yani dün Mario Branco Lyon forması gene kampi ve oyuncunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirip oyuncunun şartlarını sordu diyor. Ya Sabuncuoğlu <laughs> onu da söyleyeyim. Şimdi bir duyumcu da Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın listesinde Arjantinli Sevilla'nın Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos var demiş. Ben bunu doğrulatamadım. Hiçbir kaynağı doğrulatamadım. Sıkovo Ölsen olayı böyle. Dominguez olayı böyle. Benim duyumlarım böyle arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya hocam sen de duyum veriyorsun. Tamam. Kaplı maplı bir şeyler veriyorsun. Evet. Ama ol, olmuyor. Yok olmuyor diyemem hocam ya. Günah. Oluyor. Hakikaten oluyor hocam. Verdiğin duyumlar gerçekleşiyor diyeceksiniz. Ben kaynaklarım bana ne derse onu paylaşıyorum arkadaşlar. Bak benim kaynaklarım Zaha konusunda geldi de deme. Gitti de deme diyor. Ama şartlarımızı beğendi. Kabul etmeye yakın dediler. Geçen hafta Zaha buradan dönmez. Çünkü teklifimizi kabul etti oyuncu dedi. Evet %100 doğru oyuncu teklifi kabul etti. Ancak niye imzalamıyor dediğimde ya eşi gelmek istemiyormuş. Oyuncu kabul ediyor. Menajer olan abisi kabul ediyor. Hatta Türkiye'de kalacakları eve kadar bakıyorlar. Görüntülü şekilde görüyorlar. Ondan sonra şey dediler bana balayı mı ne varmış bunların balayı mı ne varmış tatili mi balayı mı bir şey varmış o bitince imzalayacak dediler şimdi soruyorum Şimdi diyorlar ki ya daha iyi bekleme. Bu bu kadar uzadı. Bundan hayır gelmez. ya Ben hayır gelip gelmemesinde değilim. Ben transferindeyim. Yeter artık. Yeter. Yani yorumları ben cevaplıyorum. Cevapladığım yorumlarda hep şu var. Hocam Galatasaray şunları alıyor. Galatasaray bunları alıyor. Fenerbahçe niye almıyor? Onlar şunu alıyor. Ya taraftar artık buna çıldırıyor. Atilla Selay Allah razı olsun ya. Allah razı olsun ya şimdi Union Berlin'e 14 milyon euroyu verdiği için teşekkürler. 14 milyon euroyu verdiği için teşekkürler. Yani 14 milyon euro. Ben söyleyeyim hani Atilla Salay 14 veren kişiden Allah razı olsun. Durum bu arkadaşlar. Ben duyumlarımın arkasındayım. Orsolini ve Dominguez'i Toplam 18 milyon euroya bitirebiliriz. Demedi demeyin. Mustafa Hoca demişti dersiniz. İnşallah. Belki de şeydir. E, Simanski'deki gibi taksitlere böldürmeye çalışıyoruzdur. Yani, takside böldürüp 20 yapsan yine benim için okey. 5-5 yıllık verecek olsan yine okey. Senden sonra yönetim bir zahmet ödesin. Zaten sende Dominguez varsa sende Orsolini varsa bu arkadaşlar 18 e alıp 78'e de satabilirsin. Simanski'yi 9.75'e alıp 29.75'e de satabilirsin. Bir zahmet. Sen de bunları satacak oyun oyna. Değil mi? Kendinize iyi bakın. 31.200 olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Bir de beğenilerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.